Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ala Muhammedin salavat. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. O tabii o ilginçti değil mi? Gelen sorulara cevap. Hevla'ya gelmiştik değil mi? Oda sırası gelecek. Şimdi bir derman diyor, hattan geçerse dert getirir, öldürür. Psikoloji. İlk önce şuradan bir cümle okumak istiyorum. İnsan kendisini ne kadar tanırsa kendisine öyle davranır. Da söylüyorum. İnsan kendisini tanıma nispetinde kendisine merhametli veya zalim olur. Ona göre davranır. Kendini tanıma nispetinde bunlara değer verir, şu derslere. Enfusi tespitlerdir, toplumsal isim vermişiz, psikoloji. Yani doğrusu da bu, psiko ruh demek, loji ilim demek. Ruh ilmi. İnan, iyimser olmak, kötümser olmaktan daha güç değildir. İyi olmak istiyorsan, düşüncelerin, tasavvurların iyi olmalı. Yani, dimağda 7 mertebe var. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye girelim. Tahayyül, hep diyeceğiz, tekrar ediyoruz ki, meşk olsun. Yani şuurdan şuur altına gitsin. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Niçin söylettiriyorum? Meşk olsun, aşağı insin. Biliyorum diye ihmal etme tekrarı. Hep böyle zaten kaybediyoruz. İyi olmak istiyorsan tasavvurun iyi oldu mu sen iyisin. Yani düşündüğün sen, düşündüğün neyse olsun. Düşünce kendisi güçtür, kullanılan bir şey değil. İçine girilen bir şeydir. Düşündüğün o anda neyse olsun. İyi olmak istiyorsan iyi düşün. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Manasının eylemsel dönüşmüş halini söylüyorum. Düşünce kendisi güçtür. Bak size söylüyorum, şu cümlenin tespiti en az 20 sene lazım. Bu cümleyi adam kitaba isim yapmış, kitapta kullanıyor ama benden izin istedi. Sağ olsun izin istedi. Şimdi kullanmaya gerek yok o zatı. Üniversitede doçenttir. Bilmem profesör oldu mu? Telefon etti sekreteri vasıtasıyla. Bunu kullanmak istiyorum. Bir de mesela köşe yazarında kullandı. Hür olmak için örtünüyor. Onu da mesela kullananlardan. Misal için söylüyorum. Bir yerde rastlarsanız, alınmış yani buradan, biz almamışız. Bilmiyoruz. Bir daha söylüyorum. Neyi düşünüyorsanız, onun içindesiniz. Onun için, inanın, İyimser olmak, iyimser olmak, bak, kötümser olmaktan daha güç değildir, daha kolaydır. İyi olmak istiyorsan, düşüncelerini, tasavvurun, hakim ol yetiyor. Zira, hakim olduğunuz şey güçtür, hükmedemediğin her şeyin kölesi oluyorsun. O sana hükmediyor. Hükmettiğin her şey senin gücündür. Hükmedemediğin her şey sana hükmediyor demektir. Mesuliyeti seviniz. Yani mesuliyete sevininiz. Yani mesuliyet almak. Risk almaya alış, olumsuzlukların yukarıya çekmek için
basamaklar olduğunun şuurundan çıkarma. Ya bir üst üste geliyor falan. Bunu da kullanacaklar, kullanıyorlar. İşte şu, ağzıma gelmiyor demeyeyim. İşte bu kişisel gelişimle alakalı dergi var, çok meşhur. Belki yüz binler satıyor. O da baktım geçiyor bizim o cümle, demek almış. Yani abi her şey üst üste geliyor. Tamam işte. Bas çık işte, merdivendir. Alt alta gelse aşağı inmen lazım. Yani olumsuzlukların yukarıya çıkmak için basamaklar olduğunun şuurunda ol. Başka. Başkalarını takdir etmeyi öğren ve onları duyacağı yerde ifade et. Bak, başkalarını takdir etmeyi öğren. Takdir etmeyi öğren. Ya Allah razı olsun ya, maşallah. Veya hanımına. Ben sana garanti ediyorum, 1.15 sana geri dönecek bu. Ya eline sağlık, hakikaten çok hoş olmuş. Veya enaniyet, gurur, kibrinden diyemiyor musun hanıma, yemek çok güzel oldu? Şöyle de. Galiba ben bugün açım çok herhalde. Tamam, çok açım da. Bak, ondan herhalde yemek çok güzel olmuş ya. Yani, tamam mı? Ya bir şey değil ya. Bak ne diyorsun? Yemek çok güzeldir diyemiyorsun. Eline sağlık, çok güzel olmuştur diyemiyorsun. Galiba ben bugün çok açtım ya. Onun için yemek çok lezzetli gözüküyor. Bari böyle de ya. Odun gibi otur, kazma gibi kalkma sofradan ya. Allah Resulü böyle yapmazdı ya, iltifat ederdi ya. Odun gibi oturup kazma gibi kalkıyor adam ya. Ha tamam, neredeydi? Cevap getirmiş. Söz. Böyle. Acayip ya. Ya çok tuhafıma gidiyor ya böyle, acayip. Etrafa emirler yağdırmak, kaba sapa. Diyemezsen ses yapma ya. Küfranı nimet etme, yemeği şey yapma. Bu ne ya, bu ne ya? Bu ne biçim? Bu ne biçim insansın sen ya? Şu bu Allah'ın bu nimetini nasıl tepiyorsun? İnsana ceza vereceğim diye yemeği böyle itiyorsun. Allah seyrediyor. Bir kameraya çeksek, seni sana seyretsek, inan bana, senden nefret edeceksin. Ulan ben miyim ya bu? Geldi. Bu ne ya? Kaldırlar şunu. Yemeği atan biliyor. O atan, tabii kadına gücün yetiyor. O tabağı ben senin orada olsam da bir kafana geçirsem diyesim geliyor. Böyle de olmaz ya. Tamam, olmaz. Olmamalı. Bari enaniyet, gurur, kibrin varsa öyle de bari. Galiba ben bugün biraz fazla acıktım. Onun için yemek lezzetlidir. Allah Allah ya. İnsan çok acayiptir. Başkalarını takdir etmeyi öğren. Onların duyabileceği yerde ilan et diyemiyorsan, oğlum, kızım, buyur baba. Anne duyuyor mu? Ulan anne bugün ne oldu ya? Acayip yemek yapmış ha. Duymasın falan, duymasın. Hani onların duyacağı yerde çaktır yani böyle, tamam mı? Bari öyle değil yani. Evet baba, evet doğru. Anne ne yapar mutfakta? Bak aynı şöyle yapar. Çıldırır, yırtar kendisini 10 katı daha gayret eder. Bu söz onu öyle bir motive yapar ki önüne bundan sonra çamurdan baklava yapar. Çamurdan. Biri 10 yansır sana. Biz odunuz, odun. İnsanlık istiyoruz. Odun ancak ateş lazım veya balta. Oduna bu lazım. Odunluk yaparsan kusura bakma, insanlık bekleme. Ya bir iltifat et ya. İltifat et ya. İltifat cimrisi olma ya. İltifat et ya. Ben sana garanti veriyorum. 15 katı geri gelmezse tükür suratıma. Sana o iltifat 15 kat şeye, kar olarak, artı olarak gelecek sana. Başka? Asla yalan konuşma. Ya sükut et, sus. Ya da sıdk. Deme yalan. Hele hele bana deme, gözlerden anlıyorum. Bana deme. Bak bunu diyeyim, aramızdaki bağışı. Anlıyorum, Allah'ın izniyle anlıyorum. Deme yani. Yani yalan eylemseldir, kisp sıfattır, kalpteki histir. Kisp
kalbe ait. Yani vicdanındaki histir. Yalan dişe vuruştur. Asla yalan deme yani. Kendine ihanet etme. Onu kandırdığını zannediyoruz. Kendini inkar ediyorsun. Çünkü sen bile inanmıyorsun. Bak onu kandırdığını zannediyorsun. Kendini inkar ediyorsun. Bu cümle de tapu gibi cümledir. Tefekkür eden bir insan bunu söyler. Tefekkürü bir ruhtan bu kelimeler çıkar. Tefekkürü derinliklerden. Ben sana küfranı nimet için demiyorum. Allah'a şükür için ben bunu tadat ediyorum. Yalan söylemek kendini inkar etmek. Evet, kendini inkar etmektir. Filozof arıyoruz abi. Ya. Uzaklardan aramak lazım. Acayip bir şey ya. Kolay laflar değil ya. Acayip bir şey yani batını yorumluyor. Dedim ya psikolojiyle ne alakası var toplumsal? Bunlar dinlerse Mesut olursun. Mesut da geldi zaten. Bazı insanları gördüğümce içim sıkılıyor. Bazılarını görünce rahatlıyorum. Bunlar da siz cins, o cinstendir. Ben de yalan konuşmam. Ya susarım ya doğru söylerim. Evet. Ben de arkadaşlarımı seviyorum. Hakikaten seviyorum vallahi. Elhamdülillah. Onun için her şeyimi paylaşıyorum. En iyice bir şey kalmamış. Kalmamış değil mi? O da yalan olmasın. Bazı defterlerim o hepten hususi. Çünkü bazıları elinize geçse kafir dersiniz bana. Allah'ımla öyle konuşmalarım var. Allah'ım öyle tanımlamam var. Allah'a karşı bir şeyim var. Yazana. Onu Allah'ım bilir. Yani arada Cebrail'in bile olmasını istemem. Rabbim. Kulla Allah. Yani öyle şeyleriniz olsun. Yani. Mahcupluktan, telaştan, ben yapamamdan gibi süfli sıfatlardan ayrıl. Yani mahcupluktan, telaştan, ben yapamamdan gibi süfli sıfatlardan ayrıl. Yani böyle ikide bir mahcup. Niye? Ne oluyorsun? Günah mı işledin? Yok. Günahsa belli. Yapacağın bellidir. Eylemsel bir günahsa tövbesi vardır. Oruç tutmadın. Kazasını kıl. Ya ben yapamam. Ben artık böyle tipler var yani. Boşuna. Ya abi ben şey yaptım. Ben tamam bittim. Benden bir şey olmaz. Artık olan... Dur lan, ayağa kalk. Düştüğün yerde kalkmayı bil ya. Kalk. Çaresi olan, ustad diyor ki, çaresi olan şeye atsı yapışma. Yapamam. Çaresi olmayana da ceza verme. Kırıldı mı bu kardeşim? Keşke kırılmasaydı ama kırıldı işte. Keşkesi yok. Olan da hayır vardır diyor Allah Resulü. Abi günah. Günahta da öyle bak işte. Nasıl olur? Bilemem. En azından seni iki büklüm yapıyor. Adam gibi adam ediyor. Seni böyle kafaya giriyor. Böyle olmaktansa böyle olmak daha evlat. Benim gibi adam var mı ya falan. Fiyakası falan. Ama günahlar adamı iki büktüm yapıyor. Beni de kapıyor böyle. Ya sen şöyle adamsın falan. Hemen böyle uçuruyor ya nefis böyle. Hemen geçiyorum. Hatırlıyor musun falan günahını geçmişte? Hatırlıyorum. Ya bu yaptığın iyilik ya ona bir kefaret olsa. Bu sefer adam iki büktüm oluyor. Günah en azından bu işe yarıyor. Seni tevazu kanatlarını indirmene sebep oluyor. Yani Allah'a itaat etmene vesile oluyor. Firavunlaşmana durduruyor, firavunlaşmanı durduruyor. Nasibin varsa. Günahların en büyük hikmetlerinden bence adamı mütevazi ediyor. Anladın mı Ömer? Adamı firavunluktan vazgeçtiriyor. Bak bir daha söylüyorum. Hocam, abim... Uçurup kaçırıyorlar ya böyle nefiste var. Böyle sen olmasaydın böyle demesini falan. E tabi böyle gelince içimizde bir o enerji ister istemez. Hiç kimse iltifatta nereden söyledin ya falan. İltifat etmez. Estağfurullah falan der ama koy cebime. Böyledir. Hiç kimse ama hiçbir Allah'ın kulu. Yaşayandan bahsediyorum. Gayb'den bahsetmiyorum. Resulullah'tan bahsetmiyorum. Hiçbir Allah'ın kulu eleştiri, tenkitten memnun olmaz. Hey Allah razı olsun senden ya. Nereden dedin ya? O kadar hoşuma gidiyor. Bizi cize der.
Abi beni tenkit ve takdir almaz. Doğru, bunu da ben diyorum işte. Yani derecesi düşüktür demektir. Sana göre düşüktür ama almaması sıfır mümkün değil. Takdir de tenkit de alır bizi kardeş, herkesi alır. Bugün bir tanesine yazdım. Şun var, bunu yazdım. Cevap ya beni meşgul et hocam. Ya kardeşim madem ben böyle bir güvensiz bir adamım, dersimi dinleme. Yazmamış da yapamadım mesela. Yani o bir sürü şeyler çıkartıyor. Şuymuş. Kardeş biz insanız. Ya o zaman madem şey söyle, daha iyisini dinle. Niye dinliyorsun? Dinleme. İşin içinden böyle çıktı. Sükut etseydik daha iyiydi ama demek ki o böyle daha oluyormuş. Bir şey oldu mu arkadaşım? Bir şey oldu mu? Unutma. Olanda hayır vardır. Abi günahtır. Bilemem. Senin ruhunda ancak bununla terbiye olursun. Bazen bir günaha girersin, ruhunu öyle bir terbiye eder ki o nefret edersin o günahtan. O öyle bir nefret edersin ki senelerce ibadetle o hali kazanamazsın. Günaha karşı nefret duygusunu, Allah'a karşı yakınlığı 10 sene, 20 sene ibadette yaklaşamayacağın bir hali günahın nefretinden kazanırsın bazen. Ya lanet olsun ya. Bu nereden işledim ya? Nerede başıma bunlar geldi? Böyle bir nefret öyle seni Allah'a yaklaştırır ki sen 20 sene ibadetle yaklaşamazdın. Konuşturmayın beni. Madem Allah müsaade etti, müsaade etmiştir. İşaret icazda diyor. Ya işaret icazımı getirsene sen zaten. Diyor ki, ya böyle kan dökecekleri, rezil kepazelik yapacakları bu insanları niye yaratıyorsun? Niye yarattın ya Rab? Niye mühlet veriyorsun? Melekler sordu ya. Bazı insanlar da soruyor da niye Allah tepesini geçirmiyor? Allah diyor ki orada, benim diyor bir mana. İnsanlardan öyle bir şey bekliyorum ki, o beklentime mani, bu günahları mani değil. Yani o beklentim onun yaşamasını iktiza ediyor. Günahlar hayattan gitmesine sebep değil. Ne acayip bir şey ya. Mertebeye mertebe oluyor abi. He? Mertebeye. Mertebeye. Mertebeye mertebe oluyor. Evet, mertebe. Basamak oluyor demiştiniz abi. Ha, basamak, basamağa basamaktır. Evet. Bir basamak alırsan öteki basamak yok olur. 198'miş. Bu kadar fesat, şurur ve kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi? 198 ne ezberleyemiyorsun Hasan? Bak bir de okuyayım mı? Bu kadar fesat çok önemli ha. Sana seni kuyudan çıkarıyor bu. Allah kimsenin başına vermesin. Allah eğer düşerse o zinadır, içkidir, çaresi olmayan. Mesela kaza namazın çaresi var, orucun çaresi var, zinanın çaresi yok, kumarın yok, içkinin yok. Nasıl yapacaksın? Kusamazsın ya. Yapmamış olamazsın. Ha işte bu işte. Yani bu dersler işte. Tazaru, istiğfar. Tamam bu. Diyeceksin hemen buna sarıl bak. Bu kadar fesat, şurur ve kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi? Bu kadar rezil kepazelik yapana. Cenab-ı Hakk'a ibadet ve takdis için şu fesatçı beşerin vücuduna hikmetin iktizası ve rızası var mıdır? Sami'nin bu vesvesesini, vesvese ha, def etmek için şöyle bir işarette bulundu ki, beşerin o şurur ve fesatları, onda vedia bırakılan sıra mukabele edemez. Affolur. Bir de okuyayım. Beşerin o şurur ve fesatları onda insanda vedia bırakılan sıra mukabele edemez. Affolur. Allah Allah. 199'a geçiyorum. Atlıyorum bak şimdi. Bunu yaptım. Öteki cümle şimdi iyi yaslan. Benim beşerin hilkatim şöyle geçiyor bak. Kalu etecelu fiha men yufsiduna fiha ve yesfiku dima. Cenab-ı Hak da demiş.
قَالَ اِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعَالَمُونَ Ne diyor? Benim beşerin hilkati hakkında bir hikmetim vardır. Allah diyor. قَالَ dedi. O melekler dedi. قَالُوا melekler dedi ki. Sonra Allah قَالَ ile cevap veriyor. Diyor ki benim beşerin hilkati hakkında bir hikmetim vardır. O hikmetin hatırası için fesatlarını nazara almam ferman etmiştir. Böyle Allah sevilmez mi? Düşün Tayyip. Böyle Allah'tan korkulur mu? Böyle Allah sevilir işte. Allah böyle olmalı yani. Değil mi? Tabi estağfurullah ağzıma. Ağzımızı tutuyoruz yani tamam. Allah böyle bir Allah işte. Allah'la münasebetini düzelt. Böyle kork. Allah deyince cehennemi hatırlamaktan vazgeç artık. Korkun hocam aklıma o geliyor. Mesela güzel bir babayla bir evlat arası münasebet çok güzel ulvi, derinse hocam. Yani tabii ya. Hissiyat varsa o zaman Allah ile kul arasında daha onun bir tecellisi yani. Baba seviliyor evde tamam mı? Evet. Baba seviliyor. Gitmesini istemez evden. Baba despot. Vurup kırıyor. Böyt büt falan. Baba hiç çocuk oturur tamam. Hiç yorma. Ama ikide bir bakar ona bir gitse ya. Buradan bir gitse. Kahveye mi gidecekler gidecek bir yere gidecek. Ay hemen baklarlar ki evden çıksın. Ha? Despot babalar böyle. Yani ama sevilen bir yani Allah ile. Ya Allah nereden bunu koydu? Oysa sevdiğin bir Allah olduğu zaman diyalog kararsın ya. Sevdiğin kişiyle görüşmek istemez misin pek? Sevgilinle şey yapmak için adam nelerini veriyor. Sevgili reddedersin intihar ediyor ya. Sevgilinle buluşmak için buluştun ağaçlar, köprüler, oturdun kanepalar altın oluyor değil mi? Şimdi Allah'ı da kız kadar sevseydin Allah ile görüşme sebep arardın. En büyük sebep de namaz. Hasan abi, İmam-ı Gazali Allah'la mülakat edin diyor. Çok mülakat yapın diyor. Çok doğru söylemiş. Allah ona rahmet etsin. Sana da etsin dediğin için. Mülakat ne oluyor hocam? Karşılıklı konuşun. Konuşun. Ya Rab, senin için bir şey değil ama ben bunu istiyorum. Bunu hayra tebdil et ama bunu yap ya istiyorum senden. Oğlum tövbe. Ne tövbesi ya? Dostum değil mi? Dostuma rahatça konuşuyorum. Ben kelam sıfatı var. Niye kelam sıfatı sana verdim? Konuşmak istiyorsun. Ama evet. Şimdi sevgili kardeşim, bir de 26. sayfa işaret edeceğiz lan. Cenab-ı Hak gani mutlaktır. Alemde bu kadar dalaletleri ve pek çirkin fena şeyleri yapan nevi beşerin yaratılışında ne hikmet vardır diye Allah aşkına 26'yı bir okuyun işaret edeceğiz lan. Bak bunu Arapçasını ayrı ben tercüme etmişiz. Bak şurada. Bunu bir okuyun ya evde. Ha böyle derdin yoksa tamam. O abi benim dertlerim var, bir sürü rezil kepaz hayatım var. Tamam oku kardeş, akıllı ol. Ha, senin belki şu andaki bir daha söyleyeceğim. Öyle bir istirar, öyle bir nefret günaha, öyle böyle yanlış hayata bir nefret, öfken var ki seni öyle bir şeye taşımış, öyle bir şeye taşımış ki seni ibadet ve Kur'an oraya taşıyamazdı. Evet. Yalan başka. Sen insanlardan farklı olduğunu, bazı mevzularda Allah Celle Celaluhu seni büyüttüğünü bil ama büyük görünme. Sen insanlardan farklı olduğunu, bak yani bir başka bir kendi tespitim. Özelimi veriyorum size bakın. Bak özel bu çizgi koymuşum anlatma ama yani demişim ki sen insanlardan farklı olduğunu biliyoruz. Herkesten herkes farklıdır. Farklılığını anlarsan farklı olduğunu anlarsın. Bak Allah seni farklı kıldığını nasıl anlarsınız? İnsanlardan farklı olduğunu anlamakla anlarsın. Çünkü sen farklı isen Allah sana farklılığı bildirir. Kendini bilirsen ben farklıyım. Allah seni farklı kılmıştır. Tamam? Bu özel bir konuşma bu Allah ile. Şimdi diyorum ki, sen insanlardan farklısın. Herhalde canım, namazsız değilim elhamdülillah. Burada küfran nimet edecek halim yok. Evet, elbise güzel. Evet, ben güzelim. Ama elbise vesile olmuştur. Dolayısıyla elbiseyi bana giydiren zata ait bu güzellik diye hem küfran nimetten hem enaniyet gururdan kurtulursun diyor. Var ya mektubat.
sen insanlardan farklı olduğunu, he, bazı mevzularda Allah seni büyüttüğünü, yani bazı mevzularda Allah seni imtiyazlı kıldığını bil. Ama büyük görünme. Büyük olduğunu bil ama büyük görünme. Güzel sileyi tepkik veriyor üstadımız. Üzüm şeyini bize veriyor. Kuru üzüm çubuğundan. Hatta diyor, sana elbiseyi giydiren zatı, bak acele etmişiz. Hem takdir hem de gurura girme. Yani misal için tamamını yazmadım. Mesela adama bir tanesi deseler ki, onun tamamını biraz anlatayım. Ne kadar efendim güzelsin. Dese ki, tabii canım benim bir adam var mı yani, tabii gösteremezsin, gurur olur. Veya dese ki, yok canım nerede kaldı ya güzellik, Allah Allah, tabii güzellik birisi unuttu da bende mi olacak? Bu da küfranlı nimet. Ne demek lazım? Hem gururdan hem küfranlı nimetten kurtulmak için evet, güzellik var. Ama bunu bana giydiren zata aittir. Ha? Dolayısıyla gurura girme, evet güzellik var, bende var ama bunu bana giydirene mahsustur de. Başka? Kesin doğrularını kimseye sorgulatma. Bu da çok önemli. Kesin biliyor musun bu kalemdir? Hatta kullandım belki yer yer. Evet bak kalemdir. Şey Ömer, bu kazma olabilir mi kardeş ya, ne olabilir falan veya nedir hali bu? Sorgulatma. Kesin doğrularınızı doğrulattırmayın. Çünkü onların dünyalarında, potansiyelinde, kaplarında doğru bilgiler, malzeme pek olmadığından senin doğru bilgini yanlış yorumlar. Sen de doğrudan bile şüphe edersin. Doğrultmak isteyen şey mi? Şeytan mı? Şeyin kesin emin olmak için. Ha şeytan evet. Doğru. O devreye giriyor. Allah devreye öyle şey yapıyor. Şeytan mesela doğru. Şeytan bir devreye girerse sanki Allah şeytana da doğrulturuyor. Onaylattırıyor. Onun doğru olduğuna delil. Mesela abdesti olduğuna kesin delil nedir? Abdesti olduğuna delil nedir? En kesin delil. Vesvese olması. Vesvese olmasıdır. Vesvese varsa altına vallahi Hasan. Abi abdestin var mı? Abi imanın var mı? Altına imzayı koyuyorum. Kesin var. Abi abdestimi hatırlamıyorum ya. Yani eğer hiçbir şey hatırlamıyorsan hatırlamıyorum. Bak bakayım var mı yok mu? Vesvese var mı? Yok. Delili var mı? Yok. Git abdest al. Abdestin olsaydı musallat olurdu. Demek abdestin yok. Çiçek yok ki arı gelsin. Arı bu sinek dolaşıyor. Demek burada pislik var. Aynı cinsten çeker. Tamam mı? Çiçeğe sinek gelmez. Arı gelir. Pisliğe hiç gördünüz insan pisliğine, hayvan pisliğine arı karıştırıyor, bal arısı. Tövbe ya değil mi? Yok gitmez. Arı çiçeğe gider. Ha peki abdese ve imana şeytan gider. Der ki abdestin yok. Altına tamam. Şeytan bunu bildiği için bana böyle horon oynamıyor. Diyorum ki abdestin var mı? Benim abdestim var mı diyorum. Duruyorum tamam mı? Bir vesvese gelse vallahi almayacağım. Vesvese gelmese demek ki şeytanın işine geliyor. Demek abdestim yok. Şeytan dedi. Yani abdestin var mı? Bana ne diyor biliyor musun? Ben ahmak mıyım diyor senin abdestini onaylayayım. Ha, demek var. Öyle cambazca oynuyoruz ki senin şeytanın sana uygun. Herkesin şeytana uygun tamam mı? Ustadın şeytanı bende olsa helak olursun. Çünkü şeytan sende var olan bilgileri kullanır. Seyrettiğin videoları seyrettirir. Okuduklarını kullanır sana. Eyleme dönüşmeyen her doğru bilgi size vesvese olarak gelir. Bu da bir çok ciddi bir ruhsal bir tespittir. Okudun bir şey değil mi? Mesela cehennem hakkında ve ahiret hakkında, kabir hakkında kitap okudun, bilgin var. Eğer ahiret uygun yaşamıyorsan vesveseden kurtulamazsın. Yani uygulanmayan her doğru bilgi sana vesvese olarak gelir. Seyretmediğin filmi sana namazda getirmez. Okunmayan bir bilgiyi sana getiremez. Şeytan böyle bir özelliği yok. Senin okuyup da uygulamadıkların vesveseye sebeptir. Anlıyor musunuz bunu? Aile ekibi gibi aynı abi. He? Aile ekibi gibi. Aile? Yani
hekimi. Aile hekimi gibi. Ne demek aile hekimi? Şimdi abi hastanenin bir şeyi var, sitesi var. Oradaki hastaların hepsinin şecerisi orada. Şu zaman şu hastalık olmuş, şu zaman şu olmuş. Hepsi orada kayıtlı. Girdim şeyine, kimlik numarasında. Bütün hastalıkları, şeyleri çıkıyor ortaya. Ha, aynen öyle. Doktor bakın. Doktor biliyor hepsini. Demek abi doğru söyledi. Bak okuduğun doğru bilgileri yanlışı getirmez. Okuduğun doğru bilgiler uygulamaya geçerse marifet olur. Eğer uygulamaya geçmezse sana vesvese olarak yansır. Abi vesveselerim var. O zaman eyleme dön. Bak kesin doğrularını kimseye sorgulatma. Meşveret edip sorma. Ya ben bugün öğlen ezan okundu. Kılsam olur mu ya? Meşveret edilir mi? Namazsız, beynamazsız. Ya ne yapacaksın? Daha gençsin ya. 40 olmadı ki daha falan. Ne yaptım? Bak şüphelendirdi. Kesinlerinizi, kesinliklerinizi sakın sorgulatmayın. Derse gideyim mi? Tesettüre gireyim mi? Ne dersin? Ya bu sorgulattırılır mı? Allah söylüyor. Bu kesin doğru. Ha niye? Ya o olumsuz derse, çünkü dağarcığında, deposunda doğru bilgi yok. Kendisine göre konuşacak. Doğrularınızı sakın doğrulattırmak için meşveret etmeyin. Sormayın. Yoksa doğrularınızdan şüphe edersiniz. Zaten soru sormak şüphe etmeni gösteriyor. Sen doğrularını sorgulattırıyorsan demek ki senin için doğru değil daha. Hala şüphede. Niye? Sorgulattırıyorsun. Ben bunlarla şu cümleden ne kadar kuyulardan çıktım biliyor musunuz? Ne kadar dershane hayatımda doğrularımı asla kimseye sorgulattırmadım. Sorgulattırmam da. Bu budur. Neredeyse bu böyledir. Bu kadar. Bitti. Şüphecilik insanı kaosa atar. Yani felsefede hiçbir şey doğru değildir. Her şey fikirdir. Düşünülen bir şeydir. Diyor. Neye atıyor ki? Şüpheciliğe atıyor. İnsanı da bu dünyada perişan eden şüpheciliktir. Yoksa sen de doğrularına şüphe etmeye başlarsın. Kredi kartlarından ve faizin türevlerinden uzak dur. Abi ev alıyorum. Uzak dur. Uzak dur. Abi çok acayip kar var. Uzak dur. Darül İslam'da mısın? Uzak dur. Türkiye'de misin? Faizden uzak dur. Yurt dışında ancak sen faizle para ver. Uzak dur. Kredi kartlarından ve faizin türevlerinden uzak dur. Başka? His ve heveslerine kapılma. Muhakeme ve muvazeneyi bırakma. His ve heveslerine kapılma. Muhakeme ve muvazene. Muvazene neydi? Metre. Muvazene vezin. Kantar. Muhakeme metre. Kantar ve metreni bırakma. Kantardan ölç, metreyle kantardan tart. Metreyle ölç, konuş ve yapmaya çalış. Her daim yapamıyoruz bunu ama doğrusu bu. Külhan Beyli sözleri kullanma. Sen bilirsin. Ben yaptım ya biraz önce. Siteye girme dememek lazımmış. Külhan Beyli sözleri kullanma. Sus. Başka, bir program ve plan dairesinde hareket et, estiği gibi davranma. Birisi seni davet ettiği zaman hemen karar verme, hele bir bakayım de ve zaman kazan. Düşünmeye zaman, sonra ya nereden söz verdik ya, bu konferans olur, ders olur, sen ailevi bir şey, ya tamam geliriz baba, geliriz bilmem ne, deme. Bir bakayım ya, bir program var mı? Benim yaptığım hatalarımı düzeltmek için yazmış olduğum bir şey bu. Başka? Başkasız yaşamam deme. Başkasız yaşamam deme. Kitaplar
alimlerden 20 derecede daha çok sana fayda olur. Yani ben insansız, cemaatsız, şeysiz yaşayamam deme kardeşim. Avrupa'da şurada burada. Niye? Kitap sana arkadaştır. Ustad diyor ki ben insanım. Risale-i Nur kitap. Benimle görüşmektense Risale-i Nur 20 derece size daha faydalıdır diyor. Başkasız yaşayamam deme. Kitaplar alimlerden 20 derece daha çok sana faydalı olur. Bunun için yalnızım deme. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i hatırla. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i hatırla. Ne demek? Yanında ayetler vardı. Yani hiç kimse yoktu. Tekti o. Tekti, tek. Bir tek ya Allah aşkına. Şimdi bizim yanımızda kim var? 1,5 milyar Müslüman var. Siz benim, siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz bana? Yaşaman, namaz kılman ve takke falan oturuyor. Her biriniz benim imanımı onaylıyorsunuz. Bunu ne zaman anlarım? Etrafımdakiler hepsi gavur olunca anlarım. Ha. Nasıl mesela? Kardeş Londra'da. Dershanede. Değil mi? Londra'ydı. O zaman anlarsın. Ben daha çıkıyorum. Hep o kavur, o gavur. Yani zahirde yani Müslüman değiller. O zaman yani hakikaten yalnızlık ta kemiğime kadar işliyor. Ezan benim yalnızlığımı gideriyor. Bir tesettür. Allah Allah, bir takke, bir şalvar, bir adam görüyorum sarıkı falan. Acayip bir şey. Şeydeydim. İtalya, Verona şehrindeydik. Dışarıya çıktım. Hiç kimse yok. Tek dangır dangır gidiyor. Hiç unutmuyorum. 2005 olabilir. O cümleyi orada söyledim. Cümleyi söylettiren olayı anlattırıyorum. Ondan sonra cümleyi söyleyeceğim. Hiç kimse yok. Yürü yürü kimse yok. Hiç kimse yok. Bir tanesi bana demesin mi ki böyleyim ya. Selamünaleyküm dedi. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve bereket. Dur kardeşim ya. Dur. Dur nereden ki? Aynı böyle ha. Dur bir dakika. Adam da çok... Ne oldu buyurun dedi. Bir dakika sen Müslümansın. He dedi. Selam. Selam verdim. Vay be elhamdülillah dedim ya. Hiç unutmuyorum. Adanalı. İmbis yani orada arabada şey satıyor. Tavuk. Yani, ya kardeşim Allah razı olsun. İyi. İnan yani ben dedim birisi selam vermesine çok hoş sevindim dedim. Yalnızlık hissediyordum dedim. Davranışıma kusura bakma heyecanlı. Tamam anladım dedi. Tamam. Ya dedi o kadar yalnızlık hissetme kendini. Falan yerde biz dedi Nurcu'yuz dedi dershane var dedi. Allah Allah. Nurcu ya zaten bana da çakmak istiyormuş. Sonra ne dedim biliyor musun? Cümlem şu. Bir Müslümanın bir Müslümana bir daha söylüyorum. Bir Müslümanın bir Müslümana en büyük iyiliği kendi varlığıdır. Orada söyledim onu. Orada çıktı bu. Bir Müslümanın bir Müslümana en büyük iyiliği kendisinin varlığıdır. Çünkü benim varlığım sizin imanınızı onaylıyorum. Size güç veriyorum. Yani size diyorum ki yalnız değilsin. Aynı şeye inanıyoruz. Doğrusun. İnancında doğrusun. Şüphelenme. Boş ver sen şimdi onları. Diyor. Allah Resulü'nü hayal et. Hiç kimse yok. Tek başına. Nasıl bir iman ya? Ben Resulullah'ın şeylerini okurken kendimi gözümü kapatıyorum. Geçiyorum oraya. Bak şimdi. Şöyle diyeyim. Hanım Muarız. Haşa. Hanım Muarız. Böyle bir şey hayal et şimdi. Akrabam herkes. Sif ben Müslümanım. Ne hissederdim? Yani herkes gavur haşa. Bir tek Müslümanım. Ne olurdum? Resulullah böyleydi. Hem de Muarız. Onun için Resulullah'ın imanı bu noktadan bakarsan hiçbir şeyi kıyas edilmez. Nasıl dayandı? Nasıl sebat etti? Yok da tek bak hiç kimse yok. Hiç kimse ya bir Allah'ın kulu yok. İlk. Tek. Allah Allah. Nasıl bu normal insan ruhu olmaz ki. Yani
Allah böyle bizim ruhumuz gibi bir ruh verse, abi onun ruhu niye özel? Sen de özel iş yapacak da onun için özel verilmiş. Özel iş yapıyor. Hiç kimse yok. Ne yapardın? Ne mi yapardın? Herkes senin imanına, ya çık dışarıya. Allah aşkına çıkın dışarıya hayalen. Şu zeytinin atı çıkın hayalen. Tut adamı. Gavur musun, Müslüman mısın? Kaç kişi çıkar ben gavurum diyen? Çıkmaz. Herkes senin imanına, sen böyle bir adamsın. Herkes senin imanını teyit ettiği halde adam gibi adam değiliz. Peki herkes bizim alemimizde olsa ne olurdu? Resulullah işte böyle bir adam. Özel iş yaptığı için özel bir konumu var, özel bir işlevi var, özel bir iş yapıyor. Herkese rağmen tek olmak. Herkese rağmen tek iş yapmak, o zaman ümmet ruhu gibi, ümmetin toplamının imanı kadar ümmeti imanı olması lazım. Ümmetinin toplamı kadar en az imanı olması lazım ki ümmet ruhuyla ancak tahammül edebilsin. Yoksa tahammül edilemez. Edilemez yani. Anlıyor musun Ali? Garip değil mi? Ya ne bileyim ya, ben hayalim biraz güçlü ya. Gidiyorum böyle. Resulullah'ı hayal ediyorum, tamam mı? Herkes, Allah Allah. Herkes ama ya. Ulan nereden tutacaksın bunu? Ne yapacak? Bir de acımasız öteki taraf. Ya herkes aleyhinde yani. Şu anda benim biraz tecrübem var. Ya Avrupa'da anlattık, şurada anlattık, burada imamlık yaptık, bunu yaptık. Bir sürü tecrübe var. Tecrüben yok. Sıfır motor. İlk ve son. Hata yapma %1/1000 ihtimali. %1 bile yok. Hata yapma şansın yok. Yanılma, deneme yok. Böyle bir lüksün yok. Her daim, her koşulda, her şartlarda en iyi yapacaksın. He? Hayal et, böyle bir adam olur. Böyle bir adam özel bir adamdır. Özel ise özel iş yapıyor. Özel iş yapıyorsa özel donanımları var. Hak ediyor. Normal bir insan gibi düşünme ya. Benim garibime gidiyor. Ben namaz kılan bir Resulullah'a değil. Oruç tutan bir Resulullah'a değil. Şöyle yapan Resulullah'a değil. Yani böyle bir ruha sahip bir Resulullah'a hayal etmeye çalışıyorum. Benim belki de tevafuk etmişiz. Öğleyin namazında aynı ayetleri okuduk onunla. Ben tuhaf yap, kendimi öyle zannediyorum. Mesela diyelim ki parmağından su aktı. Benim Resulullah anlaşım şöyle. Yani hemen okuduğunuz zaman ne azar? Karşıdaki Müslüman oldu, imanlar arttı. Ben hiç onlara gitmiyorum, hiç onlarla takılmıyorum. 19. mektubu böyle okumuyorum ve böyle zorlasan da anlayamıyorum. Yani Resulullah parmaklarına su attı, adamların imanı arttı, imana geldiler, sularını doldurdular. Ben zorlasanız bile böyle anlamıyorum. Ben Resulullah'ın parmağından anladığım bir tanesini söylüyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam parmağını mutadid de demişim ama parmağından su akıyor. Ya ben Allah Allah, parmağımdan su aksa diyorum şimdi. Kaldırıyorum orayı okurken. Kitabı kaldırıyorum. Parmağımdan su aksa şimdi. Diyorum kesiliyor, diyorum akıyor. Benim imanım ne olur? Tamam. Allah Allah. Ya boş ver onların imanı. Benim imanım ne olur? Uçak. Yani acayip olur değil mi? Peygamber acayip ya. Ben bir kere kendimden kaçarım. Bundan kaçarım yani. Mezarlığa gittim. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur dedim. Ve aleyküm selam Hasan dedi. Hepsi kalktı. Toprakları öyle falan. Ulan ben zaten ne olurum? Ben ölürüm ya. Ben ölürüm ya. Mezarlık hepsi kalktı. Bana diyor ki ve aleyküm selam ya ehlel dünya Hasan. Ne olursun ya Ahmet'in? Yok oğlum abi. Dünyada olma. Mezarlık. Abi yatın rahat. Bunu düşününce selam, mezara bile selam vermeye çekiniyorum. İnanın şaka demiyorum. Ulan bir tanesi kalkıp da ve aleyküm selam Hasan ne haber falan der diye. Korkuyorum inan ha. Bak yengemin şeyinde sana söyleyeyim. Cenaze gitti mi Yalova'ya? Amcamın hanım. Ulan dedim. Şimdi yanaşmıyorum da iniyor. Şöyle bir dedim ya Rab dediğim şöyle kalbim şöyle bakayım ne olacak falan. Belki Allah açar bir şey yapar. Şöyle bu arada korkuyorum ya açılırsa ne yapacağım yani şimdi. Yeni yani korkuyor da insan ya. Ya açılırsa ne olacak? Al başına belayı. Kapatmak da kapanmıyor.
Artık bütün mezarlıkları görünce ya azap çekiyor ya bilmem ne yapıyor adam, kabirde çekiyor. Onları görsen ya kudurursun ya. İyi ki görmüyoruz ya. Ona böyle teveccüh ettim ama bu arada kafayı çeviriyorum. Korkuyorum yani, inan. Merak da ediyorum yani, ne olacak şimdi falan. Yani ne yapacak diye. Tam böyle şey yapa kafayı çevirdim. Tam çevirince şöyle birisi soru sordu. Üç kişiyiz ya. Biz burada üç kişiyiz. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Bu adam sordu, bu aşağılık. İslam etniği büyüktür dedi. Ona ne alakası var dedim ya şimdi. Ben şimdi oraya bakıyorum, tamam mı? Ciddi bakıyorum. Gözümü hiç oynatmıyorum böyle. Böyle teveccüh etmişim yani böyle. Tatlı şeyler, böyle duygular falan. Hemen baktı. İslam etniği büyüktür dedi. Durdum. Hemen bana rağmen senin ruhun cevap veriyor. Sen ruh değilsin. Sen ayrı bir şeysin ya. Üç kişisiniz burada. O cevap verdi. İslam etniği büyüktür, en büyüktür dedi. Bu da dedi ki en küçüklere hükmettiği için büyüktür dedi. En küçük var ya, tükürmektir, yürümektir, tuvalettir, kabirdir. Her şeye hükmetmiş. Kainat sabit zannediyorsunuz. Genişletiyoruz. Hükmetmediği yer mi var? Onun için bir şeyin en büyük olabilmesi için her şey hükmetmesi lazım. Mesela bir felsefe öğretilerinin hiçbir tanesi tuvalet adabı yoktur. Gidin Karl Marx'ın kitabına bakın, ben okumuşum zaman. Hegel okuyun. Hegel şeydir, dindar Hristiyandır. Bakın kim okuyun? Nietzsche'yi okuyun. Neyse, batıl tasvir etmeyeyim. Bir tanesinde tuvalet adabı yoktur. Bir tanesinde nasıl tüküreceğim, nasıl banyo yapacağım yoktur. İslamiyet böyle. Şimdi ne alakası var? Şimdi bu derste de ne alakası var? Aynı bunun gibi alakası var demek. Bakıyorum, bu soru sordu. Ya acayip bir alem ya insan. Bir tuhaf kendisi ya. Mesela bak, dün çocuklara anlattım. Akıl bir alet midir? Alet. Vallahi soruyu bırakıyorum. Bugün ne? Derse gideceğim Sultan Bey. Ne yapıyorum? Araba kullanıyorum veya yanınızda oturuyorum. Bakıyorum. Akıl alet ya. Bir soru bırakıyorum. Diyorum ki akla. Bak, ben Sultanbeyli'ne gidiyorum. Tamam. Akıl öyle bir şey ki, mesela desen ki, ya akşam, ya korkuyorum. Tamam, dedin bitti. Akıl sana hep korkuları getirir. Tabii ya, korkman lazım. Tepeden çıkar, cinler gelir, karabasan olur, hav falan, babaannenin kesik baş hikayeli falan, biter. Ama şöyle de kalkarken, hiçbir şeyden korkmuyorum. Akıl sana şunları getirecek. Tabii ya, niye korkacaksın ya? Korkulacak ne var adam gibi sen? Her şey senin emrine. Ne sonra meylederseniz, akıl onun malzemesini topluyor. Bak Sultanbeyli'ne gideceğim şimdi. Şöyle yapacağım. Bir tanesini vereyim. Nasıl işliyor diye biliyorum ya sistemi. Sistemi biliyorsun. Ben size balık vermiyorum. Balık nasıl tutulur diye anlatmaya çalışıyorum bak. Akıl sistemi şöyle çalışıyor. Akıl alet midir? Alet. Sultanbeyli'ne gidiyorum bak. Bir deneyin ya. Ama yanında mutlaka defteri al. Açık olsun. Tamam. Eğer sen kullanıyorsan tafsilatla anlatıyorum. Koltukta açık olsun burada. Sakın kalem de olsun be orada. Aramayacaksın. Hiç üşenmeyeceksin. Geldiği için. Diyeceksin ki giderken, ben şimdi derse gidiyorum. Derse gidiyorum. Tamam. Haşir dersi yapacağım. Benim haşir öldü. Şimdi bana öyle bir örnek, öyle bir misal ver ki gidene kadar. Bana öyle bir örnek bul ki akıl. Şey olsun, dersimin konusu olsun. Harika, kimsenin mantıki bir misal bul. Mantıki bir misal bul. Tamam. Vallahi billahi diyorum size. Hiç. Artık kullan. Ne var ne var kalem? O artık işliyor. Bilgisayarda arkada çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Billahi çalışıyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum o zaman. Ben oralarda dolaşırken, yani oraları düşünürken aynı böyle çalıştığını gördüm. Arkada çalışıyor. Hiç. Pat diye hiç alakası yok. Ali ne var ne yok ya, şuydu baldı falandı, ottur falan konuşurken hiç alakası yok değil mi? Bir dakika, hemen geldiği zaman sakın temeli gel. Sağa çek, dörtlü yak, arıza var gibi. Kafadan arızalı tabii. Polis kendisi kafadan arızalıyım de. Emine çevirdiğine gir, tafsilatla anlatıyorum yaptıklarımı. Tak 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 tak. Durma! Hiç durdurma! Tamam. Bırak tamam. Ne olur soru bırak yeter. Başka bir tanesini söyleyeyim. Ya ben niye bu kadar huzurluyum ya? Allah aşkına ya. Hakikaten ben niye bu kadar... İnan ben de bilmiyorum ya. Bayağı uzun coşuyorum ya. Tamam. Hiç dokunma. Çünkü
Çünkü bir sürü mutlu olduğuna dair malzeme getirecek. Çünkü imanın var. Davam var. Haram işlemedin ki. İyi bir şey yapıyorsun. Salim var. Veya tersini yapalım. Yapmak da istemiyorum o şey olası. Ya ben niye kötüyüm ya? Canım sıkılıyor. Tabii sıkılacak. Bir sürü günahlarım vardı hatırlıyor musun falan yerde? Lan onu da kalbini kırmıştın. Lan yamuk yamalaka şurada bir şey okumuştun. Onu da yarım bıraktın Kur'an'ı. Hemen o pislikleri hep toplayacak. Nerede pislik varsa cem edecek. Şimdi yapmışsın gibi moralimiz çık. Arkadaşlar aklın önüne ot koyunca çalışsın ya. Hayvan bir şeydir ya. O kadar hayvan ki. Akıl o kadar akılsız ki. Aşağılamıyor. Hayal ile gelen resmi, gözden gelen resmi aynı zannedecek kadar aptal. Hayal ile kurduğunuz, mesela ne kuruyorsunuz? Bak, eve geldim, şato gibi evim var, çıktım arabayı kullanıyorum. Tamam mı? Han, en lüks arabayı, hayal et ilk önce, tamam mı? Han, bu hayalin kur, aynı yaşamış gibi lezzet alacaksın. Ha arabayı kullandın, ha böyle kullandın. Nasıl yaparsın? Ne istiyorsan onu hayal et. Onu düşün, ne olsun? Ya sistem nasıl çalışıyor bir bildin mi? İş kolay. İyilik yapmak istiyorsun, sevap. Yapma. İlk önce düşün. İyilik yapacağım. Hemen bulacak akıl sana. Tabii ya falan yerde falan bir şey var diyor. Falan yere götür ya. Onu yap diyor. İlk önce niyet ettin. Ya verilir mi ya? Para şimdi para verilmez. Tamam. Bir sürü cimrilik malzemesi getirecek. Arkadaşlar, kısacası her verilen duygu ve his eğitilebilir. Eğitilmeye muhtaçtır. Cömertlikte, cimrilikte, şefkatte, adavette, muhabbette, akılda ne hangi duygu geliyor size? Şehvet bile eğitiliyor. Köpek gibi. At eğiticisi var. Ne diyorlar ona? Seus. Seus muydu? Seis. Seis. Köpek eğiticisi var. Nasıl onu eğitiyorsun? Bu duygular da eğitilmesi lazım. Her verilen şey eğitilebilir. Eğitilmeyeceklerden hesap yoktur. Anladınız mı? Eğitilmeyecek bir şeyden de sana hesap yoktur. Çünkü yok öyle bir şey. Usta diyor ki bir iki latifem var diyor. Şey ira bir iki latife var diyor. 75. sayfa mı lemalar? 85 mi? 75 mi? 75. Bir iki latifem var ki ihtiyarı ve iradeyi de dinlemezler. Belki teklif altına girmezler. İnsanı da mesul etmez o günahlar işte. Onun için işlediğin günahlar da şöyle diyor. Ya acayip bir şey Risale ya. Öyle de lan aptal olma ya akıllı ol. Diyorum ki ya Rabbi şu günahı işledim. Oysa ihtiyarım irademle yaptım ama. Ya Rabbi hani var ya 75. Lemalar 75'te. İnsanda öyle bir latife var ki iktidar ve ihtiyarı dinlemezler. Belki de mesuliyet altına girmezler. İnsan mesul olmaz. Allah'ım şu işlediğim günah var ya o cinsten say. Amin. Say ya. Say. La olur mu? Sana ne böyle inan. Ölüm ameli göreceksin. Ne yap aptallık yapıyorsun da her şeyi yükleniyorsun. Onlar yaptırmıştır sana o günah. Nasıl inanıyorsa öyle muamele görüyorsun. Tabii ya. Onlar yaptırmış sana o günah. Ne kendine fatura çekiyorsun kardeşim ya. Abi nasıl oluyor? Sen yatarken rüyada ihtilam olmuşsun bilmem ne olmuş. Sen mi istedin? Sen istemediğin için bak bu cesede Allah zina yazmıyor. O cinsten işte bu. Bir de rüyadakilerle hesap verseydik vallahi anlıyor. Ha o cinsten işte anladın mı Ali? Deli diyorlar biliyor musun bana? Hak ediyorum yani. Şükürler olsun. Biraz da gideyim. Sıkmıyorum değil mi sizi? Ya çok güzel oldu ya. Elhamdülillah. Sen hoş geldin ya. Deliler bölgesine hoş geldin. Bilerek geldin değil mi? Ya elhamdülillah. Nur'u tanıdığımdan beri hep delilerin içindeyim zaten. Ben onlardan biriyim herhalde. Kısmeti çok güzel. Kısmeti var. Efendim elhamdülillah. Cemiyetin delisiyiz hamdolsun. Birkaç tane okuyayım. Heh. Bunu baştan alayım. Allah Resulü'nü dedim Efendimiz hatırla. Yanında ayetler vardı. O peygamberdi. Peygamberdi deme. Yani ben yalnızım. Yalnız yapamam. Köydeyim falan. Kitaplar benden daha iyi arkadaş olur diyor ustad senden. 20 derece.
peygamberi düşün. Yalnızdır. O peygamberdi deme. Çünkü Allah onu örnek almamızı emrediyor. Yani öyle kendini sıyırma. O ustattı. O asandı. O peygamberdir demesi öyle öyle o kadar da değil. Gayret et. Ha, gayret ettin olmadı. Olduğu kadar. Olmayan kader. Olduğu kadar. Olmayan kader. İmam-ı Gazali'nin sözüdür galiba bu. Olduğu kadar. Olmayan kader. Resulullah'ın sözünü söylüyorum. Olanda hayır vardır. Hasan'ın sözü. Hayır demekte hayır vardır. Ya hayır ya, bazı şeyler hayır diyemen lazım. Gelmiyorum, gelemiyorum, yapmam, bakmam, seyretmem. Hayır demede, hayır demede, hayır, hayır, hayır. Reddetmede, hayır demede hayır vardır. Abi doktor diyor ki sedef hastalığının bir bölümü, bir kısmı hayır diyemeyen hastalarda olmuş. Evet, sedef hastaların bir. Hayır demeyi öğretiyor. Öğretiyormuş. Allah Allah. Abi doktorun tespiti. Başka, dostlarını unutma, hal hatırlarını sor, hediyelerle ziyaret et. Ömrün ve sıhhatin artar. Ben vallahi böyle yapabiliyorum. Yer yer gidiyorum, hiç çarpmadan gece yarısı. Ben şöyle dostlarım da var. Gece yarısı zile bastım. Kim o, kapıyı açtık? Abi pijamayla. Abi, bir şey mi oldu? Hiçbir şey yok. Gürültüyle giriyorum. Çay içme canım istedi, onun için geldim. Saat 12, 12 bilmem ne, 11. Dersten geliyorum uzaktan. Bir evde bir şey başlıyor heyecan. Hepsi kalkıyor yataktan böyle. Yani güzel. Hani dostlarım böyle kapıyı bazen böyle çalmaya. Bir düşün. Haber vermedim kimin kapısını çalabilirim. Düşün ve kapısını çal. Korkma. Ama hediyeleşmeyi sakın ihmal etme. Mutlaka elinde bir şey olmaya çalış. Ya abi onların bir şeye ihtiyacı yok. İltifata ihtiyacı var. He? Bekleriz abi. Evet, inşallah bekleriz. Evet, kafamda zaten. Başkası ne der diye başkasını yaşama, İslam'a göre yaşar. Ne derler deme, Allah nedir, ne der de. Ne derler diye yaşarsan, başkasını yaşıyorsun. Ne derler diye araba alıyorsun, ne derler diye okula. %99'u üniversite okuyanlar ne derler diye okuyor. Aa, ben yanlış söylüyorum, doğru. Tamam, ben olayım. Gücün kadar sırtına yük al, merhamete düçar olmayacağın kadar merhamet et. İfrat-ı şefkat ruhsal hastalık olduğunu unutma. Allah Resulü'nün hadisidir. Merhamete muhtaç olacak kadar merhamet etmeyiniz. Bu beni bu benim sahibi değilim. Bu ben bunu yapamıyorum yani. Allah Resulü'nün sözüdür. Bil mana, merhamete muhtaç olacak kadar merhamet etmeyiniz. Fiilden abi örnek. Ha? Fiilden vereyim mesela, diyelim ki kendisini idare etmekten aciz Irak'taki Müslümanın şey yapıyor falan bana. Sen psikolojin bitti. Bu sefer sen merhamet aşıyorsun. Senin merhametin aşıyor çünkü merhametinin çapını genişlettin. O kontrol edemezsin artık, çökertir. Çünkü ifrat-ı şefkat illet getirir. 75. sayfa Kastamonu. İfrat-ı şefkat ruhsal bir hastalıktır diyor usta. 75 Kastamonu. Peki nasıl kurtulacaksın? Duyduktan sonra şefkat, her duyduğunuz yere, unutmayın buna da bakın, yazmayın, elime bakın. Her duyduğunuz ve gördüğünüz şey, duygunuz gidiyor, unutmayın. Her duyduğunuz, gördüğünüz şey, ruhunuz, hissiniz gidiyor. Afganistan'ı bir Müslümanı duydun, gördün. Kesinlikle şefkatin, merhametin, uvvetin, alakan gidiyor. Uzaklık nispetinde de gücün yetmediğinden azap veriyor sana. İfrat-ı şefkat illettir. Ruhsal illettir. Hastalıktır. Dua edeceğiz değil mi abi seninle? Dua edeceğiz seyrettikten sonra değil. Her zaman. Yani seyretmeden. Ha abi ne diyorsun sen? Tamam kardeş sen seyret. Sen devam et. Sana bir şey demiyoruz. Laf dinleyenlere laf diyoruz. Laf dinlemeyenlere laf demiyoruz. Dinleyeceksen dinle. Dinlemeyeceksen dinleme. Asabiler telaşlı, yorgun, endişeli halinden, gözleri yaşlı, hızla kapanan bir kapı onun yerinden fırlatır. En küçük bir hadise heyecanlandırır.
dudaklarını, göz kapaklarını titretir veya gözlerini ıslatır. Elini sıkarsanız elinin nemli olduğunu görürsünüz. Sözleri kesik kesik veya aceledir. Ahlakları fazla çekingen ve kendine itibarı azdır. Çekingenlik başkalarının hükümlerine emniyet vermek, onların muvaffakiyetle iş görmektir. Kendi kendilerini kontrol kabiliyetleri az olur. Sünnetleri az olur. Ne yazmışım? Sünnetleri. Sünnetleri az olur. Demek ki düşünün. Baştan alayım mı? Ashabiler, iki nokta üst üste. Din değil, risale değil, hadis değil. Benim tespitim, tenkit caizdir. Eleştiri caizdir, dini değildir. Ashabiler diyecek, ya ne diyor falan, tamam. Ashabilik eğitilen bir şeydir, onu da bilin. Ashabilik tembel insanların, yani kendisine yatırım yapmayanların veya bilip de eyleme geçmeyenlerin özelliğidir. Eğitilecek köpek gibi, köpek duygu nasıl eğitiliyor? Seyis miydi at eğiticisi? Seyisti. Atı nasıl eğitiyorsun? Sabırla. Ashabilik yani öfke bir duygudur. Vel kazimin el gaze vel afinanin nas. Allah bile eğit diyor öfkeni. Ha, eğitilmeyen öfkelilerde bak ne olur. Ashabiler telaşlı, yorgun, endişeli halinden gözleri yaşlı, gizli yerlerde ağlarlar. Hızla kapanan bir kapı gibi kapı onu yerinden fırlatır. Rüzgar kapatınca pat vurur ya. Aynı bunun gibi hızlı böyle pat pat paldır küldür olur. En küçük bir hadise heyecanlandırır. Dudaklarını, göz kapaklarını titretir veya gözlerini ıslatır. Elini sıkarsanız elinin nemli olduğunu görürsünüz. Ben içinde hatırıma geleni söylüyorum iki tane. Çok terler, çok idrara çıkar. Sözleri kesik kesik veya acelidir. Ahlakları fazla çekingen ve kendine itibarı azdır. Yapamam, beceremem. Çekingenlik başkalarının hükümlerine emniyet vermeyi doğurur. Çekinirsen onların hakim olmalarına, diğerlerinin hakim olmasına sebebiyet verir. Vermemek için de tuhaf tuhaf yapmacık hareketlere girer. Onların muvaffakiyetle iş görmektir onlara. Kendi kendilerine kontrol kabiliyetleri az olur. Tamam. Mutlaka konuşurken kaynak çok kullanırlar. Kaynak. Çünkü kendi özgüvenleri yoktur. Bu söz benimdir veya şey. İlle abi şöyle dedi. Şu şöyle yaptı. Derler. Peki. 3-4 tane var. Sayfayı bitirmiş olayım. Şu sayfayı. Fazla yemek yeme. Mutlaka doktor meşguliyetin fiili hareketin olsun, bedenin fiil spor, bedenine fiil spor yaparak enerjini boşalt. Çaresi de bu. İki tane doktor öneriyorum. Bir, doktor meşguliyet. Doktor, bir daha? Spor, faaliyet. Doktor, teslimiyet. Tamam, faaliyet, o nasıl yapacaksın? İşi. İki, doktor öneriyorum. Doktor meşguliyet, mutlaka meşguliyetin olmalı. En iyi doktor meşguliyettir. En iyi doktor teslimiyettir. Mutlaka, mutlaka ama asansöre sakın binme. Abi on kat, binme. Yürü. Yürümeye adet edin. Hareket ettir. Boşalt. Boşaltmak da göreceksin. İnan bana, hatırlarsın beni. 10 kat, 7 kat çıktın. Yoruldun ama arkasında mükemmel bir pozitif enerji dolacaktır. O yorulma denilen o enerjinin vücudun atamadığı ve seni sıkan, göğsünü sıkan, kafana karamsarlık yapan negatif enerjidir. Atılamayan enerjidir. Allah Kur'an'da Eyüp Aleyhisselam'a depren ya Eyüp demiş. Başka. Suizan yapandan, kovuculardan, gıybet veya iftiracılardan, risalelere sadakatı bilerek bozandan, ahmaktan, aşırı öfkelilerden kaçın. Ümitsiz, bedbin, yeisli, korkak, ben merkezli, hasetçi, özgüveni olmayandan da uzak dur. Kolayca
kolayca ağlayandan, kolayca inleyenlerden de uzak dur. Kolayca ağlayandan, kolayca hemen inleyenlerden de yapamam becerim, uzak dur. Anladık mı? Bilerek Risale-i Nur, mesela bu adam ders yapıyorsan, bilerek Risale-i Nur'a muhalif yapandan, muhalefet edenden, yanlışı değil, yanlış yapan nasıl anlaşılır? Hain ile hata nasıl anlaşılır? Buna yanlışlık yapan çıkar, özür diler. Ve eylem atar, adım atar. O hatasını düzeltmek için hata ve özür diler. Ama özürü kabahatından büyük ifadelerle, kabahatını, yanlışını tenkit edenleri tenkit edenlerden uzak durun. Onlar çünkü nurun hainidirler. Ölçü bu ya kardeş. Ölçü bu. Psikoloji ders yapıyoruz. Yani bilerek buna hata yapanan uzak dur. Buna vefasızlık yapana, vefasızlık yapana vefasızlıktır. Vefadır hakikaten. Bir daha söylüyorum. Buna vefasızlık yapan, bana bakın. Buna vefasızlık yapan kişiye vefa yapmak, buna vefasızlıktır. Tersini söylüyorum. Buna vefasızlık yapana vefasızlık yapmak, buna vefadır. Dostumun dostu dost ise bu da bana dosttur. Dostumun dostu düşman ise bu düşmandır bana. Çünkü dostumun düşmanı. Bir daha yapıyorum. Bu ve ben, sen. Bak oradan. Şimdi Osman'ı koyuyorum. Bir adam bu. Vefa yapılması gereken, hakikata vefasızlık yapana, ben buna, hakikata vefasızlık yapana, bu adama vefa göstermek hakikata ihanettir. Ve hakikata vefasızlık yapana, vefasızlık yapana vefasızlık yapmak, buna hakikata vefadır. Lamicimi yok. Kürsüye çıkıp ders yapan bir insanın ihanetiyle hatasının ayırt eden alamet şudur. Yaptı. Herkes hatadan kurtulamaz. Hata olur. Hata yaptı. İslam hukukundaki hükmünü söyleyeyim. Gizli işlenen günahların tövbesi gizlidir. Aşikare işlenen günahların tövbesi aşikaredir. Örneğin haşa. Bir kenarda içki içmişim. İlan etmiyor. Arkadaşlar ben gizli içmiştim de şimdi tövbe ettim. Hayır. Gizli işlenen günahın tövbesi gizlidir. Aşikare 5-6 kişi falan bir araya geldik, içki içtik. Ben ya Rab tövbe ettim. Hayır. Tövbe hayır. Ömer kardeş, biz beraber içmiştik. Evet. Ben tövbe ettim ha. Kimle yaptın, hangi yolla yaptınsa o yolla tamir edeceksin. Umumi işlenen günahların tövbesi de umumidir. Medya yoluyla, video yoluyla hata mı yaptın? Samimi adam ne yapar? Aynı yolla özür dilerim arkadaşlar. Ben yanlış yaptım. Ya yanlış anladım. Beceremedim. Veya etkilendim. Dolmuşa geldim. Ne bileyim sana hangisi uygunsa giy onu. Ya akıl hocam ya bir etkilendim ne bileyim. Yanlış yaptım. Böyle düşünmüyor. Bu adam böyle demesiyle daha çok güvenilir kazanır. Bunu yapmadan önce güveni 5'se, günahını itiraf edip ilan ederse ben ona muhabbetimi 50 veririm. 5'e 50 verir. Ama hata yaptı Risale'ına bilerek. Nasıl anlarız? Yaptı hatayı, özür beyan ediyor. Özür kabahatından büyük. Eleştirenleri eleştiriyor. Bu adama itaat etmek, muhabbet etmek, İhanet ettiği hakikata ihanet etmektir. O zaman bu hakikata vefa gösterene vefa göstermek vefadır. Bu hakikata vefasızlık yapana vefa göstermek hakikata vefasızlıktır. Hata ile, hata kusur ile kasten ihanet ayırt ettim. Alametini söyledim. Fiil. Bir insan hata mı yaptı, ihanet mi yaptı? Ölçüyü söylüyorum.
Bir daha. Bir insan hata mı yaptı, ihanet mi yaptı? Bunun ölçüsü şudur. Hangi yolla hata yapmışsa aynı yolla özür dileyecek. Kaç dakika hatayı söyledi videoda? Şu kadar. Arkadaşlar, falan tarihte veya falan video ismi altında ben şöyle bir şey dedim. Vefasız bir açıklamaydı. Zaafıma geldi. İnsan hatadan hali değil. Düştüm işte. Yanlış yaptım. Ben öyle düşünmüyorum. Böyle bilmenizi istiyorum. Rahmet ilahi böyle görsün. Melekler böyle yazsın. Nüker mekir, kiram ve katipleri kaydetsin. Ben ilan ediyorum. Aynı yanlışımı nasıl böyle ilan ettimse doğrumu da ilan ediyorum. Ben bu hatamdan vazgeçtim. Bu hata olduğundan tövbe ediyorum. Sizi de rahatsız ettiğimden dolayı duygusal kul hakkı geçmiştir. Haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Hepinizden özür diliyorum. Demeli dersem bu adam güvenilir bir adamdır, güvenin. Hata yapabilir, olsun hata. Bu adam diyor çünkü hatasında dönebilen bir adam seni bilerek sana ihanet etmez. Bu samimidir. Hata olsa bile yanlışlık vardır. Eğer hatasında dönmeyip 40 tevile tevil ediyorsa koyun çöp tenekesine. Hiçbir değeri yoktur. Ölçü odur. Son iki cümle müsaade ederseniz sayfayı kapatayım. Bir su içeyim. Zayıf ve güçlü yönlerinin farkında ol. Yani ya ben böyle pısırık hiç sevmem ha, hiç sevmem. Ben böyle adamlar hiç olamadım. Olmak da istemem. İyi değilim. Yapacağım ben beceremem. Yapamam ya. Enanet de değil. Yok ben. Hayır. Zayıf ve güçlü yönlerini tespit et. Zayıf yönlerine savaşma. İyi yönlerin çapını genişlettir. Benim felsefem bu. Sakın zaaf noktalarına uğraşma. Mesela sen misal vereyim. Müsaade eder misin seni? Ve örnek versem. Televizyon zaafın var dedi. Televizyondan kurtulmaya çalışma. Oğlum ne diyorsun ya? Bak, yaban arılarla uğraştıkça daha çok musallat olur. Nasıl kurtulacaksın? İyi tarafın ne? Kitap okuma var mı? Onu çapını genişletir, televizyona zaman kalmaz. Bak şöyle. Benim felsefem şu. Oğlum, kızım, ekmeği ayakta yiyip dolaşma. Allah seni cehennemine koyar demektense, oğlum, kızım, oturarak ye. Allah seni cennetine koyar. Tamam. Televizyondan uzak dur. Duramayacaksın sen de biliyorsun. Abi ben de diyorum. Ben de diyorum ne yapayım? Umum hitap eder. Özel, özelse böyle konuşuyorum. Televizyon zaafındır. Ya her şeyi genelleyebilirsin bu şeyin. Hangi hatandan çarpma? Ondan kurtulamıyorsun. Sen zaten kurtulmakla zaten istiyorsun. Ben söyleyip de mi kurtulacaksın? Mümkün değil. Bir de şöyle dene. Abi şu hatamdan kurtulamıyorum. Ömer'i söylüyorum da. Ömer dedi ki abi dedi. Ben dedi şu televizyon melanetinden kurtulamıyorum. Bana dua et. Gece beni dersten getirdikten sonra sağ olsun. İndik. Nasıl kurtulacak? Onu ona hitaben herkes söylüyor. Televizyondan uzak olmak için enerjini harcama. Hayır. Hayır. Seni çekiyor bir duygu. Bak hayır. Hayır. Uğraşma. Enerjini ona harcama hayıra. Direnmeye harcama. Ne özelliğin var? Kitap okuma var değil mi? Derse gitme var. Senin bir özelliğini de ben söyleyeyim sana. Derse götürme hizmet var ya, koşturmak, çakmak, götürme, itme, onu oraya götürme falan, hareket. Hareketin iki katına çıkar. Televizyona verdiğin zaman yarıya düşer. Güzel sıfatınızın çapını genişlettirin, kötülüğe yer kalmaz. Uygulayayım bir tane. Uygulayayım. Hanımınızın üç tane kötü şeyi var. Ben şeyi çok seviyorum ya, dersi hayatın karşılığı. İki üç tane sıfatı var. Seni deli ediyor ya, çıldırtıyor. Onu düzeltmek için uğraşma. İnsan böyle öyle bir şeydir ki doğruyu dahi ya iyi ki söyledin ya, bilmiyordum ya, vazgeçerim der mi? Demez. Niye? Ben demiyorum da onun için. Tamam. Ne yapacaksın? Onun kötü sıfatlarıyla uğraşıp onu değiştirmeye kalkma. Değişmez. Ama örtülür. Ya nasıl yapacağız? Hanım ya, hanımsa erkeğe. Bey ya şu davranışın var ya, şu hareket. Beni mest ediyor ya. İnan bana ya. Doğru ya, yalan değil.
Vallahi şu hareketin var ya. Beni ölemez de diyor ki, şu namaz kılışın uzun uzun. Şu geldiğim zaman bu çek yatta üstüne koymuşsun kitabı, mektubat. Vallahi demek ki bugün, vallahi böyle geldiğim, içeriye girdim, kendisi mutfakta. Çek yata koymuş, kitabı açık. Yani işte orada duruyor. Vallahi acayip oluyorum ya. Yani bu faali, bu işim var ya, her şeyine rağmen başımın üstündesin. Bak okumayı iki katına çıkarıyor mu, çıkarmıyor. Allah da diyor ki peygamberine, sen diyor rayiyetindekilere, bir mana, rayiyetine sert davransaydın etrafında kimseyi göremezdin. Demiyor mu? Yapma. Onları değiştirmeye kalkma. Onların güzel sıfatlarının çapını genişlettir. Kötülüğe zaman bulamaz. Ben de öyle. Ben kendimi ne yapıyorum? Kesinlikle asla zaaflarımla savaşmıyorum. İyiliklerimin çapını arttırmaya çalışıyorum. Kötülükle düşünme. Ya pis hayal. Hayır. Gelme. Hayır. Araba sürüyorum. Hayır. Hayır. Ya ben derse gidiyorum. Haşır dersi yapacağım. Bana öyle bir misal ver ki. Akla diyorum. Bak gidene kadar. Sultanbeyli'ne gidene kadar. Bana öyle bir misal ver ki. Bugün kullanacağım. Artık ne para düşünün, ne kadın düşünün. Artık o. Ne var ne konuşuyor. Abi falan. Hep arka tarafta çalışıyor. Windows çalışıyor. Peki. İki tane kaldı. İnsanların değerlendirmelerine fazla kıymet ve değer verirsen sinirlilik başlar sende. İnsanların değerlendirmeleri var ya, fazla değer verirsen gurur kibirin artar. Eğer çok hocam, abi traktör şamyonu var ya, şamyon lastiğine hava basar gibi. Abi şimdi yükseliyor. Ama bir tanesi geliyor, bir çivi sokuyor dip aşağıya. Onun için insanların değerlendirmelerine fazla kıymet ve değer verirsen sinirlilik başlar. Bu sefer fazla ihtiyatlı olursun. Bu sefer de özgüvenin azalır. Teşebbüslere pek geçmezsin. Yeni bir eyleme geçmezsin pek. Hep korkarsın. Son cümlemiz. Son bir buçuk cümle. Çevrene, etrafındaki dost olanlara bak. İhtiyatlı ol. Yani seni kim davet ediyor? Davet edenlere git. Davet etmeyenleri sen tercih etme. Zira kimin olduğunu bilmiyorum ama Ebu Bekir Sıddık'ın mıdır? Allah Resulü'nün sözü müdür? Bilmiyorum. Ama şu, seni tercih edenleri tercih et. Bunu unutmayın. Mesela beni böyle yurt dışında çağırıyorlar bana. Çağırmayanları asla o şehre uğramıyorum. Asla. Hey, ben geldim yok. Öyle bir şey mi? Şehirler arası giderim. Şehirde, Türkiye'de. Giderim otelde yatarım. Kimsenin kapısını çalıp yatmam. Sana bir demin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüydü abi. Hangisi öyle mi? Yani, seni tercih edenleri tercih et. Hani bir şey var diye bir çocuk Al-Mahdisi'sinde babası gelmişti. Oğlum bana gelmek istiyor musun? Ha evet 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 Enes. Enes radıyallahu anh. Çocuktu Enes, evet. O dedi ki, onun için heyecanlandım. Resulullah'a dayanması daha kutsi oldu. İşte çocuğu almaya geldi anne babası, bir de amcası. Çocukken satıldı ya pazarda, Resulullah neyse kölesiydi, büyüdü. Çocuğun izini buldular, Resulullah'a geldiler. Ondan sonra o yokken istediler, kaç para verdinse ve ne istiyorsan verelim, çocuğu ver. Bizim çaldılar çocuğu da, sattılar yani öyle. Ondan sonra dedi ki ben insanları ne satılacak maldır ne alınacak bir şeydir. İnsanlar hürdür. Çocuğu çağırayım. Anne babasısın, sen anne babası amcasın. Geliyorsa gelsin. Anlaşmamız olsun mu? Olsun demiş. Adam da şöyle, tamam. Sen de amcasısın. Söz mü? Akitimiz böyle. Zorlamak yok. Çocukla konuşun, babası, amcası. Geliyorsa hiçbir şey talep etme. Ama gelmiyorsa zorlamak yok. Tamam. Tamam dediler. Niye tamam? Anne babası, amcası tercihi. Bedavaya gelecek abi. Tabii bedava gelecek. Çocuk bedava gelecek. Çünkü yabancı adamı tercih eder mi? Geldi, çağırdılar. Gel, falan. Tanıştılar, ben oğlum, ben senin annen, ben senin amcan, ben senin baban. Tanımaz mıyım? Tanıdı falan. Sarıştılar, oturdular, yediler falan. Oğlum niye geldik? Seni almaya geldik. Yok baba dedi, yok anne. Sizden daha hayırlısını buldum. Ama oğlum ben senin anneni... Tamam, görüşeceğiz. Ama ben burayı bırakamam. Peygamber baktı zorluyor. Peygamber dedi ki anlaşmanıza sadık olun.
O zaman söyledi. Vallahi beni tercih edeni hiçbir şeyi tercih etmem. Vallahi beni tercih edeni hiçbir şeyi tercih etmem. Mesela benim bazı dostlarım var böyle. Cevap veremedim biliyorsunuz telefon. Bazı dostlarım var. Aramayınca ben rahatsız oluyorum bir iki hafta, bir ay olsun falan, 15 gün. Ben arıyorum. Görüşmediklerim var ya böyle, daha çok öyle uzak şehirde, devlette olan. Çevrene, etrafındaki dost olanlara bak. Ha bir de şöyle söyleyeyim. Bayramın ilk günü beni arayanları hep liste yaparım. İkinci güne liste yaparım, üçüncü günü liste yaparım, çaktırmadan yani gelenleri. Ondan sonra bir senedeki periyodik, bir dahaki o bayrama kadar davranışımı belirliyor. Abi yanlış değil mi? Yanlış ama böyle bir zaafım var. Beni tercih edeni tercih ediyor. Bu sefer onun hastası şeydir, bir abi şeyim var dedim, bir anlatma. Yani karıştırmak istemem diğerleriyle. Çünkü beni karıştırmamış. Beni tercih etmiş ana babasına göre. Ha, camiden çıkmış bayramlaşmaya geliyor. Ana baba, ha ben de onu tercih ederim. Vefasızlık yapmam. Yapmamaya çalışıyorum. Yapıyorsam da hatayen yapmışım. Kusurdur. Ha doğru veya yanlış. Benim kendi tespitim. Kendime. Hemen herkese dost deme. Yani hüsnü zan, adem itimatı bırakma. Tedbiri elden bırakma. Şeyindir bu. Allah rahmet etsin, Sungur abiden duydum, ustad demiş ama kayıtta görmedim, bir yerde görmedim. Hüsnü zan, adem itimat. Yani hüsnü zan et, tam teslim olma. Haberin olmadan arabanı şarampola atarlar. Her şeyi kerkesi dört zannedersen. Zekatlarını, öşürlerini mutlaka zamanında ver. Helal yiyin. Doğru insanlarla doğru yerde olun, dua edin, duada ısrar edin. Dua vücudun kemikleri gibidir. Kulluğun özü, tezellülü, ilticası seni ötelere taşıyandır veya dua edebiliyorsan taşındığının göstergesidir. Dua belalara karşı siperindir, sabre kuvvet verir ve enfusi enerjini aktif etmene vesiledir. Koşan atı, avcılık yapan köpeği nasıl eğitilirse, aklını ve duygularını ve de hislerini öyle itina ile eğitmelisin, eğitmen lazım. Eletin hacmi ve kütlesi yok ama asansör gibi yükleri kaldırıyor. Burada bitti. Anladın mı? Eletin hacmi yok, kütlesi yok ama koca asansör yükleri kaldırıyor. Senin ruhun böyledir. Ve bunun gibi de değil. Vâhır davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha temâs-selavâtı.